Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere alışverişin geleceği niteliğinde olan Element projesinden bahsedeceğim. 2005 yılında Nick Szabo tarafından temelleri atılan blok zinciri teknolojisinin tam olarak faaliyete geçmesi 2009'dan sonra Bitcoin sayesinde olmuştur. Bu aralar diğer projelerde de görüldüğü üzere blockchain teknolojisini alıp ve onu diğer projelere uygulama fikri çok popülerdir. Yine yeni bir proje olan Element, blok zinciri teknolojisini yeni bir kullanım alanına sunan bir projedir. Kripto para konusunda uzman kişilerin bildiği gibi Bitcoin'de akıllı sözleşmeler yoktur. Ayrıca Turing Complete programlama dilinin yokluğu, akıllı Turing Complete sözleşmelerinin yazılmasını mümkün kılan özel bir blockchain olan Ethereum blockchain'in ortaya çıkmasına neden olmuştur. Ethereum'un sunmuş olduğu akıllı sözleşmeler sayesinde birçok yeni projeler çıkabilmektedir. Element'in hedefi, e-ticaret tarafından kullanılan belirli bir ürün sahipliğinin güvence altına alan standart bir kalite terminolojisini yaratmak ve özellikle akıllı e-ticaret ve dağıtılmış uygulama geliştirme için alternatif protokoller oluşturmaktır. Element bunu tüm Turing programlama diline bütünleşik bir blockchain yaparak her bir kişinin akıllı bir sözleşme yazmasını ve ürün etiketinin kullanımını kolaylaştıran dağıtılmış uygulamayı yapmasını sağlayacaktır. Etiket sistemiyle birlikte Element, belirli ürünlerin üretimden mal sahibine taşınmasını izleme, gerçek malları takip etme ve taklit malları tespit etme gibi çok sayıda uygulamada da kullanılabilen bir meta sistemine sahiptir. Element'in kullanmış olduğu sistem oldukça gelişmiştir. Token sisteminin aksine ham madde sistemi belirli bir adreste belirli bir ürünü yayınlama ve olası tüm öge verilerini görüntülemeyi de sağlar. Ve benzeri bir öge blok zincirinde zaten varsa yayıncı bu konuda bir mesaj alacak ve yayınlamak için kaç öge olduğunu belirtme olanağına sahip olacaktır. Bir ögenin bir seri numarası varsa bir transfer işlemi gerçekleştirildiğinde belirlenebilir. Veri sahteciliğine karşı korunmak için yalnızca seri numarasının hash değeri sisteminde saklanır. Bu nedenle sadece orijinal olan işlemi gerçekleştirilebilir. Malları çeken bir seri numarası olmadığında sistem rastgele bir şekilde üretir ve sahipleri üzerinde bir QR kodu basılarak belirli ögeleri tanımlamak için kullanılabilir. Element'in ürünlerin mülkiyeti ile ilgili veriler doğrultusunda piyasada satılan sahte ürünleri ortadan kaldıracaktır. Entegre ürün haritaları, alıcının ürün için en düşük fiyatı bulmasına izin verecektir. Ayrıca kripto para birimini kullanarak ödeme yapmak mümkün hale getirilecektir. Kullanıcılar herhangi bir ürün almak için tedarikçileri bulacak ve doğrudan üreticiden mal sipariş edeceklerdir. Bu proje e-ticaretin geleceği olarak da nitelendirilebilmektedir. Element bloğunda bulunan satıcı ile ilgili bilgiler alıcının herhangi bir ürünü satın almak için en kolay yeri bulmasını sağlar ve mesaj göndererek doğrudan iletişim kurar. Element'in sunduğu birçok avantaj mevcuttur. Bir depo oluşturmak için gereken tüm verilere sahip olan sistem, sistemdeki her bir satıcı için merkezi olmayan bir görünüm oluşturulmasına izin vermektedir. Zincirin tüm katılımcıların verileri sahte ürünlerin ortaya çıkmasına yardımcı olacaktır. Element Blockchain, bilgi depolamak ve mülkiyet haklarını takip etmek için kuponlar veya kuponları olan oteller veya havayolu şirketleri gibi servis sağlayıcılar tarafından kullanılabilir. Dünyadaki çevrimiçi pazarlarda da kullanılabilir. Kısaca proje ekibinden bahsedecek olursak, proje ekibindeki kişiler kendi alanında uzmanlaşmış kişilerdir. Blockchain konusunda ve kripto para konusunda oldukça büyük bilgiye sahiptirler. Ve projedeki bireyleri daha ayrıntılı bir şekilde takip etmek ve hakkında bilgiye sahip olmak için white paper'lardan ve sitelerden bilgi sahibi olabilirsiniz. Eco ve token bilgilerine değinecek olursak, Element Blockchain'in örneğin işlem maliyetlerinin ödenmesi gibi eleman bloğu içindeki tüm operasyonlar için kullanılan kendi yerleşik para birimi EEE mevcuttur. Token bilgileri, token simgesi EEE olarak karşımıza çıkar. Token tipi ERC20 standardındadır. Toplam üretim 303 milyon EEE olarak belirtilmiştir. ICO öncesi
1 Şubat ve 14 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecektir ve tamamlanmıştır. Fiyatı 1 Ethereum veya 0.1 Bitcoin, maksimum 1000 alıcıyı kapsayacak şekilde tasarlanacaktır. 1 EEE değeri 0.0001 Ethereum olarak belirlenmiştir. ICO bilgileri: ICO başlangıç tarihi 1 Nisan 2018, ICO bitiş tarihi 30 Nisan 2018, ICO soft cap 10 bin Ethereum, ICO hard cap 30 bin Ethereum. ICO fiyatı 1 EEE eşittir 0.002 Ethereum. ICO bonus şeması 1. gün %30, 2. gün ise %15 olarak belirtilmiştir. Sonuç olarak oldukça ilgi çekici olan bu ICO'ya katılmanızı öneriyoruz. Sağlam bir ekip tarafından oluşturulan bu projenin ileride yatırımcılarına büyük paralar kazandıracağını tahmin edebiliyoruz. Proje hakkında daha fazla bilgi edinmek ve projede yer almak için aşağıdaki linkleri ziyaret etmeyi unutmayınız. Bir başka projede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.